65 ve 65 yaş üstü yaşlı ve emeklilerin şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına son verilmesi için atılan adımlara sert tepki. Her akaryakıt ürünlerine zam yapıldığında yapılan, zamları bahane eden ve her fırsatta zam talebinde bulunan ve zammı alan Kütahya Belediyesi denetimli özel halk otobüsleri ne hikmetse mazot fiyatlarının düştüğü dönemde, mazot fiyatlarında indirime gidildiği dönemlerde toplu taşıma ücretinde fiyat indirimine neden niçin gitmiyorlar? Asıl Kütahya bunu sorgulamalıdır diyen Kütahya Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintes, şimdi de 65 ve 65 yaş üstü emekli ve yaşlıların ücretsiz binim hakkı elinden alınmak isteniyor. Emekli ve yaşlıların bu hakkı anayasal hakkıdır. Anayasal hakkımızın elimizden almaya çalışanların gücü yetmeyecektir dedim. Bir milletin yaşlılarına ve emeklerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenmeye hakkı yoktur diyen Kütahya Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez, ücretsiz binim hakkımızı almaya kalkanlar olursa Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi hukuki süreç başlatacak. Ücretsiz binim hakkımızı almaya kalkanlar olursa Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi dava açacaktır dedi. İlhan Bintez ayrıca şunları söyledi. 65 yaş üzerinin ücretsiz ulaşım hakkı Anayasamızın 10. maddesindeki yaşlılara tanınan pozitif ayrımcılığa istinaden çıkarılan ücretsiz seyahat uygulaması 4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamındaki kanuna dayatmadır. Bu bir haktır. Ücretsiz taşıma yapan özel halk otobüslerine bu konuda belediyelerce her ay ödeme yapılmaktadır. Kooperatifin böyle bir karar alma hakkı olmadığı gibi alınan karar yaşlıların haklarının ihlal edilmesi noktasında geçersizdir. Uyarıyoruz. Gerekirse bu konuda yasal mücadeleyi hukuk büromuz vasıtasıyla yapacağımızı beyan ederiz. Verdiğimiz mücadelelerde aldığımız ücretsiz seyahat hakkımızı kimseye ihlal ettirmeyiz. Dernek olarak bu işin takipçisiyiz. Petrol ücretlerinin yüksekliği bahane edildiği gibi petrol indiği zaman da bu fiyatlarda herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Belediyelerce bunlar haklarını alıyorlar. Bunun haricinde emeklilerin, yaşlıların herhangi bir ödeme yapmaya ne hakları vardır ne de bunlardan bu hakkı istemeye kimsenin gücü yetmez.